Çok güzel Pepo Coins almak için arkadaşlar sponsorumuz emamovip.com'dan alışverişinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuzu sevgiler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere oyundaki en etkili skill moves hareketleri, yani bir karşınızdaki rakibinizi geçmek için, kendinize pozisyon yaratmak için kullanmanız gereken en önemli hareketleri, en önemli skill moves'ları göstereceğim size arkadaşlar. Dediğim gibi bu videomuzda bayağı bir emek olacak gibi duruyor. Çünkü örnekler falan da derleyeceğim sizlere. Facecam arkadaşlar, boynuma astım şu anda. Nasıl duruyor, nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şu anda ekranda fena gözükmüyor. Ellerimi de göstereyim. Hani böyle sağa bas, sola bas falan da olmasın diye. El hareketlerimi de size göstermek istedim. Öncelikle arkadaşlar, dün canlı yayın yaptık işte, paket falan açtık. Eminim ki çoğunuz kaçırmışsınızdır. Hani yayınları falan kaçırmamak için dediğim gibi tek çare bildirimleri açmak arkadaşlar. YouTube'da gidin, bildirimleri açın. Yeniseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son videolarımızda hep 700 like, 750 beğeni, 1000 beğeni falan, böyle çok güzel beğeni sayılarına ulaştık arkadaşlar. Bu beğeni sayısı gerçekten beni çok motive ediyor. Çok sağ olun, var olun. Ya bu videoda da şöyle en az 500 beğeni geçersek gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü baktım hani YouTube'da falan böyle güzelce ayrıntılı çeken olmamış. Ben de dedim çekeyim, sizlere göstereyim. Öncelikle arkadaşlar, bu skill moves'ları çalışabileceğiniz en iyi yer bu antrenman arenası. Burada hemen oyuna yerine gelip sağ aşağıdan antrenman arenasını seçebilirsiniz. Ben Ronaldo'yu seçtim arkadaşlar. Ronaldo ile başlayacağım çünkü Ronaldo arkadaşlar 5 star olduğu için dediğim gibi çoğu skill hareketini yapabiliyor. Bu yüzden de arkadaşlar bizim işimize geliyor ve daha rahat bir şekilde size gösterebileceğim. Hemen dilerseniz başlayalım. Arkadaşlar öncelikle şunu unutmayın ki mesela oyunda bola sıfırlık falan filan olsun, bunlar çok işe yaramayan hareketler. Hani fantastik hareketler arkadaşlar, öyle söyleyeyim size. Biz de bu videoda işte fantastik değil la, böyle daha çok işe yarayanları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oyundaki en işe yarayan hareket şu hareket abi, bak koşarken koşuyorsunuz. Sağ analog abi, şöyle sağa yatırdığınız zaman topu sağa, sola yatırdığınız zaman sola çekiyor ya. Bu aslında bana kalırsa oyundaki en basit ve oyundaki hani en önemli ilk hareket diyebilirim arkadaşlar. Çünkü şöyle hayal edin. Siz diyelim orta sahadan topu aldınız. Koşuyorsunuz arkadaşlar hızlı bir şekilde. Karşınızdan da defans koşuyor. Defansın geldiği yönü tahmin edip şöyle sola bir yaptığınız zaman sizin önünüz direkt boşalıyor. Ve bu hiçbir harekette bu kadar hızlı rakibinizi geçemiyorsunuz arkadaşlar. Yani önünüz direkt bomboş hale geliyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Mesela gidiyorsunuz arkadaşlar, defans şu an karşınızdan koşuyor. Şöyle bir kere yapıp geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve çünkü bu oyunda dediğim gibi savunma yapmak birazcık daha zor arkadaşlar. Oyuncunun hızları çok fazla olduğu için kestirmek birazcık zor oluyor. Hele Ronaldo'yla falan filan seasonslarda çok 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 daha zor oluyor. O yüzden arkadaşlar bu hareketle her rakibinizi geçebilirsiniz. Ve bunu şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Oyuncunuzun nasıl dönükse, mesela şu an oyuncunuz böyleyse, diyelim şunu şöyle sağ çapraza doğru yatırmanız gerekiyor. Ama siz diyelim böyle düz koşuyorsanız direkt sağ yapmanız 90 derece yeterli oluyor. Yani bu hareketleri yaparken bulunduğunuz yer çok önemli arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Direkt ezberde ya, mesela şöyleyken bile sağa basınca yapıyor diyelim de, hani böyleyken de diyelim sağa basınca mesela yapmıyor şu an, az önce yapmıyordu mesela. O yüzden oyuncunuz nereye dönükse ona göre, sen mesela şu anken bunun sağ burası abi, ama şöyleyken bunun sağ burası, onu demeye çalışıyorum size. O yüzden bütün şimdi göstereceğim hareketlerde oyuncunuz neredeyse ona göre hareketleri yapıyorsunuz. İlk hareketimiz de arkadaşlar ball roll, ama adam hani öyle özel isimlerini söylemeye gerek yok. Akıl alan diyorum ben bu harekete beyler, çünkü akıl oluyor. Koşarken şöyle yaptığınız zaman, hele bunun bir tane kombosu var, hemen onu da göstereyim arkadaşlar sizlere. 4 star ve üzeri adamlarda arkadaşlar bu kombo yapabilirsiniz. Diyelim gidiyorsunuz bir kere sağ, ardından bir kere sol yaptığınız zaman böyle chop yapıp iki adamına geçebilirsiniz. Bir kere sağ, bir kere sol, tam 90 derece. 5 starlarda Ramona ile yapıyor arkadaşlar, normalde farklı bir mesela. Bir sağ yaptın, bir de sol yaptın hemen ve böyle geçtin, plaseyi vurdun, golünü attın. Bu da bu hareketin kombosu arkadaşlar. Ben buna akıl alan diyorum. Dediğim gibi mesela buradan geldin, çektin, bir daha yaptın, tam plase açısını vurdun, koydun Ronaldo'yla, golünü attın. Tabi burada hangi topçuyu kullanacağınız önemli ama dediğim gibi bu hareketler kesinlikle işe yarıyor arkadaşlar. Ben bunları hep kullanıyorum videolarda, canlı yayınlarda falan görmüşsünüzdür. İlk hareketimiz buydu arkadaşlar. Şimdi ikinci hareketimize geçiyoruz. İkinci hareketimiz arkadaşlar, sünnetlik diyorum ben buna. Hani adamı sünnet ediyorsun yani gerçekten. Beyler bu harekette şöyle. Mesela siz böyle duruyorsunuz arkadaşlar. Top santradan başladı. Benim de Can diye bir arkadaşım var. Bu hareketi çok kullanıyor kendisi. Sadece 5 star futbolcularda oluyor. Yani 5 star skiller futbolcularda oluyor.
kimlermiş işte Ronaldo, Neymar, Musonda falan filan işte bu topçularda oluyor. Birazcık özel bir hareket ama pro club oynayanlar kullanabilir. Ya da ne bileyim işte Ultimate Team'de 5-star adam kullanan varsa Ben Arfa falan filan yine de kullanabilirsiniz. Diyelim arkadaşlar böyle duruyorsunuz ve arkanızdan 2-3 kişi falan hızlıca geliyor. Şimdi arkadaşlar şu komandayı şöyle çevirdiğiniz zaman bu hareket yapmak için şu L2 tuşuna basmanız gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu L2 tuşuna basmanız gerekiyor. Bu L2 tuşuna eliniz basılı iken sizin şu anda bakmış olduğunuz yöne doğru sağ analoğu 2 kere sonra bir kere tam zıt yönüne yaptığınız zaman topu böyle kaldırıyor arkadaşlar. Mesela dediğim gibi hareket gerçekten çok basit. Yani şu anda arena modda olduğum için sağ sol yapmak zor oluyor. Çünkü direkt kendi kendine dönüyor. Hani arena modda bazen fail olabilirsiniz. O yüzden bunu dediğim gibi denemek için en iyi online sezon aktive praktis yapmak için yani çalışmak için de en iyisi burası. Ama maçlarda daha iyi olarak yönlerle birlikte deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi hareketin mantığı çok basit. Yani direkt şöyle göstereyim size ben tekrardan. Diyelim arkadaşlar yönünüz düz olsun diye farz ediyorum. Tabii siz yönünüz neresi oraya yapacaksınız. L2'ye basılı tutuyorum. Elim şu an L2'ye basılı. Sağ analoğu hangi yöne diyelim? Öne doğru. 2 kere tam dönük olduğunuz yöne bir kere tam zıttına. Yani şu anda sağ analoğu 2 kere üstte bir kere aşağı yapacağım. 2 kere üstte bir kere aşağı. Ve topu kaldırıp arkasına atıyor. Bunu özellikle arkadaşlar nerede kullanabilirsiniz? 20 dakika 90 top saklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldiniz abi. Adamınız 5 star tamam mı? Diyelim tabii götünüz şimdi bu tarafa doğru dönük yani arkaya doğru dönük. Yani siz şöyle hayal edin kendiniz dediğim gibi hani arenada direkt şey yaptığı için kendi değiştirdiği için tam yönlü yapamıyorsun. Diyelim siz arkanız dönük olduğunu farz edin arkadaşlar tamam mı? Böylesiniz diyelim. L2 tuşuna basıyorsunuz yukarı yukarı aşağı. Yaptığınız zaman siz direkt bu tarafa doğru gitmiş olacaksınız işte o zaman. Ve rakiplerinizi enkart edeceksiniz. Özellikle Santra'da bu çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Çünkü Santra'da direkt sizin ayağınıza herkes koştuğu için yani direkt topu alma hırsı olduğu için insanlarda siz de bu hareketi kullanarak rakiplerinizi çok rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu hareketin adı arkadaşlar sünnet edici. Ben buna böyle bir isim koydum. Gerçekten etkili bir hareket ama kullanım birazcık sınırlı. Sadece 5 star skiller futbolcularda kullanabiliyorsunuz. Bir sonraki hareket bu oyunun arkadaşlar en etkili hareketlerinden bir tanesi değil. Çünkü en etkili hareketi. Bu hareket arkadaşlar ya bunun adı yok yani. Hani bunun adı yok. Beşlik değil siz buna. Beyler mesela kanattan iniyorsunuz aşağı. Yapacağınız hareket şu abi. Bu. Ve bu hareketi yaptığınız zaman siz inanılmaz içeri kat etmiş oluyorsunuz. Bu 5 star topçularda arkadaşlar bu şekilde yapıyor. 4 starlarda falan daha değişik yapıyor. Bu 5 star geçişi bu arkadaşlar daha hızlı yapıyor. Bir de dilerseniz 4 starla deneyelim. Onu da göstereyim sizlere. Bu harekette 5 star 4 star değişiyor arkadaşlar. Şöyle Hames'i alalım. Praktisana ne tekrardan girelim. Arkadaşlar hareketimiz bu. Bunu eliniz alıştığı zaman arkadaşlar çok fazla iş yaparsınız. Ve ben bunu hep yayınlarda falan kullanıyorum yani. Görmüşsünüz arkadaşlar elbet. Bu hareketimizi de hemen şimdi nasıl yapıldığını size gösteriyorum. Çok basit bir hareket. L2'ye falan basmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken arkadaşlar sadece koşarken bunu yapmamak. Duruyorken yapacaksınız. Yani koşarken yaparsanız şöyle bir şey oluyor. Bakın ayağından açıyor. O yüzden topu yakalayamıyorsunuz. Bu hareketi durarken yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu bütün skill moves'lar o şekilde arkadaşlar. Yani direkt çünkü başka hareketler yapar. Yani sizin asıl yapmak istediğiniz yapamazsınız koşarken. O yüzden bütün hareketlerinizi mesela gir yapıyorsunuz diyelim. Elini R1'den çektin. Sonra böyle yaptın diyelim. Geçtin adamı. Ama şu anda göstereceğim farklı bir hareket. O da şu. Kanattan geliyorsunuz abi. Tamam mı? Bangır bangır geliyorsunuz. Topu içeriye çevirmek istiyorsun. Yapman gereken tek bir şey var. İlk önce şu tarafa doğru gidiyorken gittiği yöne doğru bir kere ve 90 derece dönmek istediğin yöne doğru yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Mesela ben şu anda yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu anda da yapalım. Bunu yapamadık mesela. Dediğim gibi bu arenada sürekli böyle döndüğü için olmuyor ama ben en güzel örneğini size bu dümdüzken göstereyim. Siz de ona göre kendi yönünüzü ayarlarsınız. Arkadaşlar gidiyorsunuz. Öncelikle sağ analogda sadece bu hareket yapılıyor. L2'ye falan basmanıza gerek yok. Öncelikle bulunduğunuz yöne doğru bir kere daha sonra tam 90 derece açı olacak şekilde dönmek istediğiniz yöne doğru. Mesela ben şu anda sola dönmek istiyorum. Gidiyorum analoğumu sağ analoğumu bakın bir kere ileri bir kere sola yaptım ve döndü. Bir kere sola bir kere yukarı yaptım döndü. Görmüş olduğunuz gibi bir kere yukarı bir kere sağ yaptım yine döndü. Ve bunları bir şey çok fazla şekilde kombolu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta pro player'lar fark ettiyseniz hep bu hareketi kullanıyor. Mesela buradan geliyor arkadaşlar bir tane şöyle yapıyor.
Bir de yapamadım ya. Bu aranızdaki yön şeyleri beni de biraz aklım alıyor arkadaşlar açıkçası. Diyelim geldiniz arkadaşlar. Bir kere şöyle yaptı. Bir kere de şöyle yapıyor, tam mı? İki tane adamı enkart edip golünü atıyor arkadaşlar. Bu hareket oyundaki en önemli hareket. 4 star skill ve üstü oyuncular bunu yapabiliyor. O yüzden 3 star ve aşağısı yapamıyor. 3 star ve aşağısı arkadaşlar sadece şu hareketi yapabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi şu boulder hareketini yapabiliyor. Başka bir hareket yapamıyor. Bu hareketimiz mesela bir de sağdan yapalım arkadaşlar. Size sağdan gidip göstereyim sizlere. Sağ tarafa geldik abi. Bayıl'la geliyorsunuz. Yani dediğim Bayıl değil de herkesin kullandığı Sane ile geldiniz. Ama Sane kaç skill gerçi bilmiyorum. Sane değil dedim. Mane olsun abi. Mane ile geliyorsun. Mane ile geldin. Adamı geçeceksin abi. Şöyle şöyle bir yapıyorsun. Direkt içeri kat ediyorsun. Tamam mı? Bir de baktın bir daha olmadı. Bir daha kat ediyorsun. Sonra yerden sert kesiyorsun bu şekilde. Ve adamına vuruyor. Gol oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu skill move hareketi oyundaki en etkili hareket. Yani hani ben size diyelim bunu gösterdim diye, şunu yapın diye gösterdim diye, siz sadece bunu yaptıktan sonra bırakmayın abi. Kendinize kombolar yapın mesela. Diyelim geldin. Bunu yaptın değil mi? Dur lan yapamadım. Dönüyor ya beyler, kamera kendi kendine döndüğü için fail oluyorum bazen burada. Diyelim geldin abi, tamam mı? Önüm böyle geldin. Şunu yaptın abi, tamam mı? Mesela şuraya bak abi. Şuradan belki bir adam kaçacak, oraya pas at veya bunu yaptıktan sonra abi. Bunu bir daha yap mesela. Şöyle geldin yaptın. Sonra bir de şöyle yap. Tamam mı? İki kere adamının aklını al, dön plaseyi vur. Yani size gösterdiğim hareketleri kendiniz de arkadaşlar combo ile kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bu hareket oyundaki en etkili skill hareketi arkadaşlar. Ben bunun üstüne hareket tanımıyorum bu oyunda. Çünkü dönüşü de o kadar kapalı dönüyor ki rakibinizin sizden top almasını önlüyor. Tek top kaptırma şeyiniz rakibin sizin önünüze geçmesi. O da zaten arkadaşlar genelde olmuyor. Genelde gol atabiliyorsunuz bu hareketle. Şimdi bir sonraki harekete geçiyoruz. Bu da bölümümüzün arkadaşlar sol hareketlerinden bir tanesi. Herkesin çok merak ettiği bir hareket. Abi neden yapamıyorum? Abi ben böyle yapıyorum. Adamın götüne çarpıyor. Niye gitmiyor dediği hareket arkadaşlar. Bunu yapmak için tek bir şeye ihtiyacınız var. Düz giderken arkadaşlar hani bu hareketimiz vardı ya 5 star topçularla yaptığımız, iki kere yukarı bir kere aşağı yapıyorduk. Hani dönük olduğumuz yöne iki kere zıttına bir kere yapıyorduk ya. Bu da tam tersi arkadaşlar. Götünüzün dönük olduğu yöne iki kere, ileri bir kere. Nurla yapamadım. Şimdi evet bu arkadaşlar işte olay bu. Bununla sadece götünüzün dönük olduğu yeri iki kere, zıttı olan yere bir kere yapıyorsunuz. O diğer üstten atmalıdan arkadaşlar tam tersiydi bu olay. Şimdi gidiyorsunuz diyelim arkadaşlar. Ulan Hames var ya, batırdın bize. Heh. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar birazcık hızlı yapmanız gerekiyor. Videoda mesela ben yanlış yapınca direkt fail oluyorsun. Mesela şu fail çok var abi. Ha bu. Bunu herkes çok yaşıyor. Onun sebebi de arkadaşlar hem yönlerden dolayı hem de bizim hareketi bazen yanlış yapıyor olmamız. Analoğu tam 90 derece çevirmiyor olmamız. O yüzden buradaki en önemli nokta bu. Giderken arkadaşlar yapmanız gereken tek şey şu abi. Başka hiçbir şey gerek yok. Sonra gel vur, istersen kafasını kır, istediğini yapabilirsin ama birazcık dediğim gibi arkadaşlar şey bir hareket bu. Gereksiz bir hareket diyebilirim yani açıkçası. Çok da fantastik bir hareket. Yani şu hareket abi işinizi görecektir ya, o kadar diyorum size. Hani benim %90 olarak kullandığım hareket bu hareket. Son hareketimize de geçelim arkadaşlar. Bu da şu şekilde. Giderken analoğunuzu bir yukarı bir aşağı. Bu abi. Bu. Olay bu kadar basit. Sadece 4 star ve 5 star topçular bu hareketi yapabiliyor arkadaşlar. Bunu da hemen anlatıyorum. Size L2'ye falan basmanıza gerek yok. Gidiyorsunuz diyelim. Asıl olduğunuz yöne bir kere ve zıttına bir kere yapıyorsunuz abi. Bak. Gördünüz arkadaşlar. Bu kadar basit. Diyelim sağa doğrusunuz abi. Evet, ay sola doğrusunuz diyelim bu şekilde. Sağa doğru olduğunuzu farz edelim. Bu abi, hareket bu kadar arkadaşlar. Yani başka bir şey yok. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Sanki böyle vites çeker gibi düşünün. Bu kadar basit bir hareket arkadaşlar. Şimdi son hareketimize geçiyorum. Bu gerçekten çok basit ama eğer doğru zamanda uygularsanız en iyi hareketlerden bir tanesi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyunda şu shoot fake olayı arkadaşlar çok meşhur. Yani biliyorsunuz hani şu mesela, özellikle şu. Şu hareket özellikle Ronaldo çok meşhur bir hareket. Ama dediğim gibi bazen bunu fail olabiliyorsunuz. Çünkü analoğu yanlış açıda yaptığınız zaman bu hareket fail oluyor. Mesela ben şu an yanlış yaptım. Fail oldu. Arkadaşlar hareketimiz şu şekilde. Diyelim gidiyorsunuz abi, tamam mı? Önünüz açıldı. Bangır bangır gidiyorsunuz. Tansiyonunuz yükseldi. Gole doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek bir şey var. Böyle giderken abi L2'ye basıp kare ve
X aynı anda basmak. Ama tam olarak 90 derecelik yönde bunu yapmanız gerekiyor. Yoksa hataya olur arkadaşlar. Mesela ben önüne dönük olduğu için böyle yaptığım zaman inanılmaz bir şekilde adamı hızlı bir şekilde geçebiliyorum. Bu hareketin adı da arkadaşlar can yani. Bu hareketin adı benim için can. Arkadaşım bu hareketi çok yapıyor ve Pro Club'da bize çok fazla galibiyet getirdi kendisi bu hareketlerle. Yapmanız gereken tek şey şu arkadaşlar. Giderken L2 kare ve X tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor. Kare ve X arkaya. Kare ve X derken yanlış söyledim. Siz hangi tuşu kullanıyorsanız yani orta açma tuşu ile pas tuşuna aynı anda basmanız gerekiyor L2'den sonra. Ve o zaman bu hareketi yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi inanılmaz efektif bir hareket. Kimsenin tahmin etmediği bir hareket. Tam siz geri döneceksiniz sanıyorken rakibiniz birden onu geçiyorsunuz ve pozisyon yakalıyorsunuz. Bunun bir tane daha varyasyonu var arkadaşlar. O da şu işte görmüş olduğunuz gibi. Hani bunun da bir nasıl açıklayayım bilemiyorum. Benim elim alıştığı için arkadaşlar bir şekilde yapabiliyorum. Ama dediğim gibi sizler de bunları oynadıkça yapmayı öğreneceksiniz. Maçlarda kullandıkça eliniz ayağınız alışacak yani bunlara. Ben zaten bu videonun sonunda birkaç tane maçta kullanılmış örnek de koyacağım. Yani şu hareket arkadaşlar bakın bu. Tamam mı? Şu. Dur. Bu hareket abi. Özellikle bunun kombolu halleri. İşinizi görecektir. Yani bu iki hareket size okey. Yani öyle diyeyim size. Oyunda çok fazla kullanmanıza gerek yok onun dışındaki hareketleri. Fantasiye kaçıyor çünkü arkadaşlar bir süre sonra. Dediğim gibi benim anlatacaklarım bu kadar. Şimdi videonun sonunda size bir sürü örneklerle bunların hepsini açıklayacağım. Eğer yardımcı olduysam lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Kanal için bildirimleri açın ki 15 saatin boyunca her gün 1 veya 2 tane videodan haberdar olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Videonun sonunda örneklerle sizi baş başa bırakıyorum. Hepinizi Facebook grubuna bekliyorum arkadaşlar. Şu anda ben 15 saatin boyunca full coin stone var. Her platforma coin satıyorum. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler de beni Facebook grubundan ekleyebilirler. Haydi bakalım örneklere geçelim. Popping champagne, pouring out a drink. Gold chain on my neck, more ice than a rink. Strobe lighting like my eyes wanna blink. Mind zoned out so I can't even think. Me and Crossfire, you were tied by a link. Got me so high that now I wanna sink. Shades on with a gold frame and a tint. I know a few girls be giving me a hint. Tonight I'm spending my cash and never look back, no never. Cause I'm still young looking in the mirror. Still trying to be the best of my era. Might get a bit tipsy. Might mix a cold cup with a whiskey. I'ma spend all my money. Can't get enough so sweet like honey. Tonight I'm spending my cash. I'll never look back, no never. Cause I'm still young looking in the mirror. Still trying to be the best of my era. Might get a bit tipsy. Might mix a cold cup with a whiskey. I'ma spend all my money. Can't get enough so sweet like honey. Popping champagne, pouring out a drink. Gold chain on my neck, more ice than a rink. Strobe lighting like my eyes wanna blink. Mind zoned out so I can't even think. Me and Crossfire, you were tied by a link. Got me so high that now I wanna sink. Shades on with a gold frame and a tint. I know a few girls be giving me a hint. Cash and never look back, no never. Cause I'm still young looking in the mirror. Still trying to be the best of my era. Might get a bit tipsy. Might mix a cold cup with a whiskey. I'ma spend all my money. Can't get enough so sweet like honey. Tonight I'm spending my cash and never look back, no never. Cause I'm still young looking in the mirror. Still trying to be the best of my era. Might get a bit tipsy. Might mix a cold cup with a whiskey. I'ma spend all my money. Can't get enough so sweet like